Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini yorumlamaya devam ediyoruz. Gündemimiz yine altılı masa. Gündemimiz neden altılı masa? Çünkü artık aday belirleme sürecinin sonuna gelindi ve altılı masa bugün karar verecek. Özgür Özel hemen açıklamayacağız, bir spor salonunda açıklayacağız diyor ama mutlaka ve mutlaka bilgiler sızacaktır. Belki farklı bir durum da ortaya çıkacaktır. Çünkü Meral Akşener'in son açıklaması, ondan önce Mansur Yavaş'ın açıklaması tesadüfü değil. Meral Akşener diyor ki bazen komutanlar apoletlerini bırakır. Bazen komutan kalabilmek için apoletlerinizi bırakırsınız. Yani kendisini tarif ediyor aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı söyleyerek baştan apoletleri bir kenara bıraktım. Sen de öyle yapmalısın. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı gelmiyor Meral Akşener. Bugüne kadar onun kurmayları tarafından yapılan açıklamaların zaten ondan habersiz yapılabileceğini zannetmiyorduk. Bu bir politika. Meral Akşener farklı bir politika uyguluyor ve hep kendisi kazançlı çıkıyor. Altılı Masa bize göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulan bir tuzaktı ve Kemal Kılıçdaroğlu bu tuzağa neredeyse elinde tuzla koşarak gitti ve düştü. Akşener, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Bu üçü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı. Ali Babacan da kendisi aday olmak istiyor. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu zaten aday. Saadet Partisi ve Demokrat Parti şartlı olarak Kemal Bey'e destek veriyorlar. Nedir bu şart? Neden böyle bir şart koşuluyor? Onu da anlamış değilim. Bu partiler %1'lik partiler. Deva Gelecek %1'lik partiler. Bunlarla bir masa kurmanın anlamı neydi? Konu hala ben anlamış değilim. Sanki Türkiye'yi temsil eden bir yapı orada. Sanki bütün Türkiye oradaymış gibi masa, 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 masa. Bu masa Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulan bir tuzaktır. Bu %1'lik partileri Cumhuriyet Halk Partisi omuzlayacak, sırtlayacak ve meclise sokacak. Sonuçta kendisinden feragat edecek. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi kendisi seçimlere girmiş olsaydı veya bundan sonra da tren kaçmış değil. Bugün bunu da yapabilir Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Bey dirayette olursa eğer reddedip bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kaybettiklerini de geri kazanmak mümkün. Zaman kısa ama olsun. Eğer masadan herkes kendi adayını çıkarsın diye kalkılırsa ve ikinci turda ittifaklar, koalisyonlar konuşulur denirse herkes eşit pozisyonda olacaktır ve Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olarak, köklü bir parti olarak Erdoğan'ın karşısında en kötü ihtimalle ikinci tura kalacaktır. Yani kalacak olan aday zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyken bu masadan kimlerden neden icazet alıp da aday olmaya çalışıyorsunuz Kemal Bey? Bu size kurulmuş bir tuzaktı. Meral Akşener bu tuzağı iyi çalıştırdı ve her halükarda Meral Akşener karlı. Akşener neden böyle davranıyor? Akşener'in böyle davranmasının en büyük sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan düşmanlıklarıdır. Tarihten bu yana, geçmişten bu yana hem Deva Partisi, hem Gelecek Partisi, hem de Saadet Partisi, hem de Meral Akşener'in içinde bulunduğu partiler tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmanlıkla büyümüş, gelişmiş, var olmuşlar. Bugün bunlarla aynı masaya oturup da buradan icazet almaya çalışmak çok yanlış bir tutumdur. Oylarına bakın, oyları %1 kardeşim. İyi Parti son zamanlarda yaptığı ataklarla %12'lerde, %13'lerde gözüküyor. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Fakat zaten Meral Akşener'in de amacı partisini birinci parti yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni elimize ederek düşürmek. Hem insanların gözünden düşürmek, hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanını dağıtmak, hem de iktidarda kendisi olmak istiyor. Yöneten kendisi olmak istiyor. Apoletlerden vazgeçmiş değil. Oyun kuruyor ve bu kurduğu oyunda da bugüne kadar başarılı oldu. Sanki Cumhuriyet Halk Partili birisinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını veya Cumhurbaşkanı olmasını istiyormuş gibi yap. Her iki partide hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İyi Parti. AK Parti'nin gideceğinin hesabını yapıyorlar. Kesinlikle kaybedeceklerini akılların ucundan bile geçirmiyorlar. Kimi koysak kazanırız mantığıyla
hareket ettiler ve buradan herkes kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi hariç. Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse kendisinden verdiği ödünlerle adeta çırılçıplak kalmış durumda. Bütün değerlerinden soyutlanmış durumda. Ama bu durumda bakıyoruz, Akşener giderek güçleniyor. AK Parti'nin gideceğinin, her halükarda gideceğinin hesabını yapıyorlar. Millet artık oy vermeyecek diyorlar ve biz burada bundan sonraki süreçte nasıl en güçlü parti oluruz, yöneten biz oluruz hesabını yapıyorlar. Kim yapıyor bunları? Bunları Deva Partisi yapıyor. Bunları Gelecek Partisi yapıyor. Bunu Saadet Partisi yapıyor. Demokrat Parti işlerinde en temiz ve saf olanı. İyi Parti bunu dibine kadar yapıyor. Meral Akşener aslında AK Parti ile değil, Cumhuriyet Halk Partisi ile yarışıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tuzak kuruyor. İnanın İmamoğlu'nu desteklemesi aslında tamamen bir kurgu. Esas adayı hep Mansur Yavaş'tı. Veya olmadı kendisiydi. Kendisine baskı yapsınlar, aman sen olmazsan olmaz desinler, mutlaka sen olmalısın desinler. Ama öyle bir ortamı şu ana kadar henüz yaratmış değil. İlla masadan çıkacak dedikleri zaman belki o noktada Deva'nın ve Gelecek Partisi'nin desteğiyle kendisini öne sürecektir. Ama onun adayı bugün için Mansur Yavaş. Zaten belli oluyor. Her şey, bütün oklar bunu gösteriyor. Peki Meral Akşener niçin böyle davranıyor demiştik? Partisini güçlendirmek için. Bu doğaldır, bu normaldir. Ancak oyun kurmak, yani birlikte yola çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şekilde ikna ederek mevcut olan durumun içerisine çekmek tamamen Meral Akşener'in bilinçli bir şekilde yaptığı harekettir. Kurmayların açıklamaları da bilinçli yapılmıştır. Ve bugün nasıl olsa seçimi kazanacağız. Amaç Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı olmasın, İyi Partili bir cumhurbaşkanı olsun. Kadrolaşmada, devleti yönetmede İyi Parti en büyük söze sahip olsun ve bunun yanında tabii mecliste de İyi Parti çoğunlukta olsun. Amacı bu. Bunu nasıl yapacak? Bunu nasıl yapıyor? Eğer Mansur Yavaş'ı aday gösterebilirse ve bu %1'lik partileri de Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından, listelerinden meclise en yüksek sayıda vekille sokabilirlerse işte o zaman İyi Parti mecliste çoğunluğu alacaktır. Bu %1'lik partileri Meral Akşener en yüksek sayıda vekille Cumhuriyet Halk Partisi saflarından, listelerinden meclise sokmak istiyor. Bunun bir amacı var. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar vekil azaltabilirse İyi Parti o kadar güçlü olacaktır mecliste. Tabi bir de AK Parti dağılacak diye düşünüyorlar ya, AK Parti'den kaçan vekiller nereye gelecek? Tabi İyi Parti'ye gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek hali yok. AK Parti'den kaçan oylar nereye gelecek? İyi Parti'ye gelecek. Çünkü kendisini bu şekilde konuşlandırmış. Merkez sağ, muhafazakar sağ, milliyetçi sağ. Yani bütün bu bileşenleri bir araya getirip kendisi Türkiye'nin en güçlü partisi olmak ve Türkiye'yi yönetmek istiyor. Evet, Kılıçdaroğlu'na bir tuzak kuruyor ve Kemal Kılıçdaroğlu bu tuzağa düştü. Bugün ipler artık iyice gerildi, sinirler gergin, pazarlıklar yapılacak ve Deva Partisi, Gelecek Partisi isteyebilecekleri en yüksek vekil sayısını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talep ettiler. Kemal Bey verir mi? Vallahi verir yani. Ne isterlerse verir. O başkan olmayı çok istiyor. Cumhurbaşkanı olmayı çok istiyor. Aday olabilmeyi çok istiyor. Halbuki zaten doğal aday. Yani bu partilerin %1'lik oyuyla cumhurbaşkanı mı olacaksınız? Mümkün mü? Zaten ikinci tura kalacak olan sensin. Yani bu oyuna, bu tuzağa düşmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki kurmaylarından kaynaklanmaktadır. Seçim kazanıldığında İyi Parti, Akşener nasıl karlı çıkacağını düşünerek kurguladı oyunu. İkincisi de seçim kaybedilirse günah keçisi İyi Parti olmayacak, günah keçisi Kemal Kılıçdaroğlu olacak, Cumhuriyet Halk Partisi dağılacak, bir iç hesaplaşmaya gidecek ve zaten bu %1'lik partilerde sırtında taşıdığı için vekil sayısı da aşağı düşmüş olacak. Dolayısıyla yine en güçlü parti mecliste Akşener olacak. Akşener bunları kurguluyor. Seçim kazanılsa da kaybedilse de Millet İttifakı tarafından Akşener en karlı
çıkmak istiyor. Partisini birinci parti yapmak ve bu ülkeyi de yönetmek için her türlü ayak oyununa başvuruyor. Politikayı uyguluyor, stratejiyi uyguluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu gelip bu tuzağa düşüyor. Ne kârı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ne kârı var bu memleketin böyle bir masayla seçime gitmenin? Memleketi temsil etmiyorlar arkadaşlar. %1. Yani bu insanlar gerçekten AK Parti'ye karşıysalar zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy verirler. Hani Kemal Bey dedi ya tıpış tıpış gelip oy verecekler diye. Onlar da eğer AK Parti'den ve Erdoğan'dan rahatsız iseler gerçekten gelip tıpış tıpış muhalefete oy verecekler. Hani üçer beşerde vekil verilebilir mi? Verilebilir. Ancak bu yapılan dayatmalar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulan bir tuzaktır. Bilinçli olarak yapılmıştır ve her adımı da özenle atılmıştır. Bunu Meral Akşener çok iyi başardı ve masayı bu hale getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu noktaya getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendinden çok ödün verdi. Vermeye devam ediyor. Ve zannediyorum ki, üzülerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi bugün bu masadan çok zararla kalkacak. Bir yol var. Bir yol nedir? Meral Akşener'in bu dayatmalarına karşı herkes kendi adayını çıkarsın diyerek masadan kalkmak ve ikinci turda görüşürüz diyecekler. Tabii buradan en doğal sonuç ne olacak kardeşim? Kemal Bey, siz aday olmak istemiyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkın ve zaten ikinci turda siz kalıyorsunuz. Ötekiler elenecekler. Yeterli oyu alamayacaklar. En çok oyu siz alacaksınız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız ve herkes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurmayları, bütün vekilleri size tam yetki vermiş. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bile Mansur Yavaş'ı destekleyen bir kesim var. Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere, eğer ben olmuyorsam Mansur Yavaş olsun diyecek. Çünkü partide bir de Kılıçdaroğlu'cu ve İmamoğlu'cular ayrıştılar. Böyle bir kutup da oluştu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve seçim kaybedildiğinde Kemal Bey ve ekibi bu işi toparlayamazlar. Parti içerisindeki kavga Cumhuriyet Halk Partisi'ni belki de barajın altına düşürecek. Bakın, ne neoliberalistler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını ister, ne de onlarla işbirliği içerisinde olan partiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihsel düşmanlık besleyen bu adamlar hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasını istemezler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olmasını istemezler. Kemal Kılıçdaroğlu masayı yanlış kurdu. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'na bu masayı kurduranlar bilinçli olarak kurdurdular. Amaçları Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmek, zayıflatmak, kazanılsa da kaybedilse de. Kılıçdaroğlu'yla kazanılmayacak. Mansur Yavaş'la kazanılacak. Bunu tezgahlamaya çalışıyorlar. Bu olmadı mı? Kemal Bey aday olmayı başardı mı? Bu defa en düşük milletvekili sayısı ile meclise girmesini sağlamak. İyi Parti'yi birinci parti durumuna sokmak. Her halükarda Meral Akşener kârlı çıkacak ve bu oyunu, hep diyorum ya, güzel kurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey'e yakın olan isimler de bu oyunun içine dahil oldular ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tuzağa çektiler. Bu tarihsel bir ihanettir aslında. Bu masanın kurulmaması gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi bu tuzağa düşmemeliydi ama düştü. Dönülebilir mi? Dönülebilir. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bu masadan eğer dayatma olursa, kardeşim madem öyleyse herkes kendisi girsin seçime, herkes kendi adayını çıkarsın diyebilir. Ama der mi bilemiyorum. Hatta Meral Akşener çok çok ısrar ederse şundan çok korkuyorum. Ali Babacan da çok istiyor ya Cumhurbaşkanı olmayı. Kemal Bey köşeye sıkışıp da bir de derse, madem ben olmuyorum Mansur Yavaş da olmayacak, o halde masadan ben Ali Babacan'ı destekliyorum derse ne olur? İşte Türkiye'nin ipi o zaman çekilir. Olur mu? Olabilir. Bunu zaten 4-5 ay önce, 6 ay önce miydi sanırım, birkaç defa yazmıştım yazılarımda. Bazı videolarımda da konuşmuştum. Neoliberalizm böyle bir tezgah muhalefete kurabilir. Evet, kuruldu mu? Kuruldu. Böyle bir tezgah var mı? Var. Bakın, neoliberalizm bu ülkeyi sömürgeleştirmiş ve buna
karşı, neoliberalizme karşı söylem geliştiren ve karşı durabilecek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve bunun yanında sol partilerdir. Diğerlerinin hiçbirisinin, Demokrat Parti'yi ayrı tutuyorum, hiçbirisinin neoliberalizmle bir sorunu yoktur. Hatta işbirliği içerisindedirler. Bakın işte Davutoğlu Suriye'yi kimin için kan gölüne çevirdi? Küresel sermayenin talepleri ve istekleri doğrultusunda Suriye bu hale geldi. Bizim ülkemizde bu kadar mülteci varsa Davutoğlu'nun eseridir. Ali Babacan kurumlar vergisini düşürdü, özelleştirmelere devam ettirdiler. O günlerde bir bolluk yaşandı o satışlardan dolayı ve ondan sonra diyor ki şimdi benim dönemimde her şey güllük gülistanlıktı. Şöyle büyüdük, böyle milli gelir arttı. Bilmiyorum kimin milli geliri arttı? Satılanları paylaştınız. Bugün sanayinin durumu ortada. Ara mallarını ithal eden bir sanayi, dışarıya döviz akıtan bir sanayi, küresel sermayenin eline geçmiş bir sanayi, madenler, tütün piyasası, şeker piyasası, her şey Ali Babacan gibi adamların ve onun sayesinde Amerikan şirketlerine, küresel şirketlerine geçti. Bu ülke sömürgeleşti ve bu ülkeyi sömürgeleştiren de bu adamlar. Bu adamlarla şimdi aynı masaya oturup aynı masadan da Türkiye'yi kurtaracağınızı düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Buradan Türkiye'nin kurtuluşu böyle çıkmaz. Başından da karşıydık, şimdi de karşıyız. Ve Kemal Bey'in yapması gereken şu anda bu masadan herkes kendi adayını çıkarsın kardeşim diyerek kalkmaktır ve ikinci turda görüşürüz demektir. Akşener oyun kuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu masaya mahkum ediyor. Bu masanın bütün yükünü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklüyor. Ne için? Zaten adam çıkarsa kendi partisinden aday olarak ikinci turda zaten Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı. Size ihtiyacı yok ki. Madem ki siz bu memleketi bu kadar seviyorsunuz, madem ki siz bu memleket için ölüyorsunuz, Erdoğan'dan da kurtulmak istiyorsunuz, AK Parti'den de kurtulmak istiyorsunuz, o zaman Kemal Bey'e ikinci turda oy vereceksiniz. HDP Kemal Bey'e oy verir. Selahattin Demirtaş içeriden yürü Bay Kemal demiyor mu diyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi kendisini niye böyle bir aciz duruma sokuyor? Bu masanın oylarının toplamı seçim kazanmaya çok katkısı olmayacak. İkinci tura kalan aday zaten eğer bu insanlar samimi ise oylarını vereceklerdi. Kendi tabanına tıpış tıpış diyorsun, o adamlara tıpış tıpış demiyorsun. İnşallah, inşallah Kemal Bey tarihsel bir hata daha yapıp Mansur Yavaş'a veya Ali Babacan'a razı gelmez. Mansur Yavaş'ı veya Ali Babacan'ın adaylığını kabul etmez. Umarız böyle olur. O masadan kalkar. O masa bir tuzaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulan tuzaktır. Tarihsel bir hatadır. Bakın seçim kaybedildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi parça pinçik olacak. Ne hakkınız var Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma düşürmeye? Ve bütün bunlardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi aklını başına devşirmeli. Kendi adayını kendisi çıkartmalı. Doğal olarak da bu saatten sonra zaten Kemal Bey'den başka Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkacak bir aday yoktur. Ve istesinler veya istemesinler Cumhuriyet Halk Partisi ikinci turda Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu ile bir mücadeleye girecektir. Eğer bu halk gerçekten AKP'den bıktıysa, Erdoğan'dan bıktıysa, eğer bu muhalefette gerçekten AK Parti'den kurtulmak istiyorsa o zaman Kemal Bey'e tıpış tıpış oy verecekler kardeşim. Kemal Bey'in deyimiyle söylüyorum. Tabii öyle demesin, öyle demesin ama bakın yapılması gereken bu. Bunu yapmak zorunda Kemal Bey. Ötesi çok büyük bir hatadır. Ama Meral Akşener ne isteyecek, neye razı gelecek? En sonunda tek Cumhurbaşkanı yardımcısı. Hem de nasıl? Güçlendirilmiş yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani fiili başbakanlık. Yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine sahip bir Cumhurbaşkanı yardımcısı. Akşener'in razı geleceği en asgari koşul budur. Yine karlı çıkacak, yine karlı çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi yine zararlı çıkacak. Bu oyuna gelmemeli Cumhuriyet Halk Partisi. Bu oyuna düşmemeli. Meral Akşener dayatacak. Bu fiili başbakanlığı güçlendirilmiş yetkilerle donatılmış başkan yardımcılığını, Cumhurbaşkanı yardımcılığını eğer Mansur Yavaş'ı bu masadan çıkartamazsa talebi budur Akşener'in ve daha tabii bakanlıklar var. Daha tabii genişletilmiş yetkilerle donatılmış bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı var. Esasında perde arkasında ben yöneteceğim diyor. Yani Akşener bu hırsıyla, bu kurgularıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitirmeye çalışıyor. Masada Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurulan
hem de Akşener ve diğerleri tarafından kurulan bir tuzaktır kardeşim. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Cumhuriyet Halk Partisi aklını başına devşirmeli. Kemal Bey bir daha oturup çok derin derin düşünmeli. Soldan kopmanın, soldan ayrışmanın, partiyi ayrıştırmanın bu ne bu ülkeye ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir faydası olmayacaktır kardeşim. Sol olmadan Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. Hoşça kalın, dostça kalın.